Portre'de adından da anlaşılacağı üzere bir kredilendirme yöntemi. Ama bilin ki bu kredilendirme yöntemi bildiğimiz bankacılık sistemini ya da başka finansal kuruluşların kullandığı bir kredilendirme yöntemi değil. Bu kredilendirme yönteminde teminat, kefalet, çek, senet yok. Muhammed Yunus'un, projenin dünyadaki kurucusunun deyimiyle dünyada avukatlık sisteminin olmadığı tek bir kredilendirme yöntemi, mikrokredi. Bu kredi yönteminde bir başka özellik daha var. Yine aynı üstadın yorumuyla, metoduyla söyleyeceğim. Öyle bir bankacılık sistemi ki kredi vermek için müşterilerimizi ayağımıza çağırıyoruz. Biz kredi verdiğimiz değerli girişimcilerimizin ayağına 46 hafta boyunca gidiyoruz. Osman'cığım çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli başkanım, Fatih abi diyelim size. Sağ olun. Efendim, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Sizlerle birlikte burada bulunmaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum. Siz bizi inanılmaz bir noktaya taşıdınız. Bakın, bizi taşıdığınız kaliteyi göstermek istiyorum. Biz şimdiye kadar gördüğünüz gibi ancak sarı kağıtlarla broşürlerimizi yapabiliyorduk. Şimdi bu devir bitti ama sadece bu merkezin değil. Fatih abi, bak diğerlerinde de destek istiyoruz size. Bu bitti. Bak arkadaşlarıma talimat veriyorum. Bugünden itibaren ben Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı olarak söylüyorum. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı olarak biz israfı gereksiz, amaçsız, yararsız yere yapılan iş, işlem ve harcama olarak telakki ederiz. Ama asla cimriliği tasvip etmez. İnsan kainatın en değerli varlığıdır. Bütün varlıklar onlar için yaratılmıştır. Şimdi bizim hitap ettiğimiz en dar gelirliğe maalesef imkanlarımız olmadığı için, onlara değer vermediğimiz için değil, imkanlarımız sınırlı olduğu için biz bu sarı kağıdı düşündük, yaptık. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bunun maliyeti bazen bunu daha aşabilir yani. Çünkü buna özel önem vereceksin, getireceksin. Onun için ben açıkçası dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Rotary'nin mikrokrediye çok ciddi bir katkısı vardır. Bugün de burada sağ olsun 3 yıllık çalışmaları, gayretleri sonunda Fatih abinin, Fatih Saraçoğlu'nun ve onun arkadaşları ama özellikle o arkadaşların içerisinde bir adam var. O da Osman dostumuz, onlarla birlikte böyle muhteşem bir çalışmayı gerçekleştirdiler. Ama bir şey söyleyeyim, eğer onların bu yaptığı gayretler, çalışmalar desteklenmemiş olsaydı o da bir noktaya gelmezdi. Onun için ben sizi, hepinizi, bu üç kahramanı, birincisi değerli başkanım, bugüne kadar değil Şişli'de, Türkiye'de dahi inanılmaz güzel fikirlerin gelişmesine katkıda bulunan ve öncülük eden. Farklı siyasi kulvarda olmamıza rağmen ama objektif olmamız lazım. Burada değerli başkanım gerçekten Türkiye'nin değerlerinden birisidir. İşte Rotary'nin şu andaki Türkiye'deki en önemli noktalarında bulunan Fatih Saraçoğlu ve çok değerli kardeşim Osman. Eğer Osman'ın yerinde ben olmuş olsaydım bugün bu çalışma burada olmazdı. Ben ona çok eziyet ettim. Ama o da biliyor neden olduğunu. Ben size hepinizi bu üç kahramanı ayakta alkışlamaya davet ediyorum. Efendim çok güzel bir toplantıyı hep beraber gerçekleştiriyoruz. İzin verirseniz ben de 3 dakikada bir iki şey söyleyeyim. Benim teşekkürlerim var. Özellikle hem Gül hem Peri. Gül Peri. Alkışlıyoruz. Başardı. Bu düzeni ve bu oluşumu kurdu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Osman Hocam çok güzel konuştunuz. Nezaketinize, cerrahetinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Fatih, yakışmışsın. Görelerin çok güzel. Kendine çok iyi bakıyorsun. Gündüz 11'e kadar istirahat ediyorsun. Çok da güzel bir konuşma yaptın. Ama bir şey söyleyeyim. Rotary Kulübü'nü çok çok önemsiyorum ve hakikaten yakışmış. Arkadaşlar, Rotaryen düşüncesi karşılıksız bir hizmet. Kim olursa olsun dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, meslek farkı gözetmeden
dünya insanlara destek vermek ve başka bir şey söyleyeyim. Bütün Rotary kulüpler Türkiye'nin gelişmesine, güçlenmesine, özellikle Türkiye'nin tanıtımına son derece önemli katkıda bulunuyorlar. Her sene, yılda bir kere dünyanın farklı ülkelerinde yapılan toplantılarda ve dünyadan 110'un üzerinde ülkenin katıldığı toplantılarda Türkiye Cumhuriyeti bayrağıyla Rotaryanlar Türkiye'yi temsil ediyorlar. Ben de onlara kadar çok büyük saygı duyuyorum. Bir isim var ki hakikaten çok çok önemli bir isim. Türkiye tarihi için önemli bir isim. Bir gün Türkiye tarihi yazılırsa o isimden bahsetmeden Türkiye tarihini kesinlikle ve kesinlikle yazamazsınız. Çok değerli hocamız. Sevgili Profesör Aziz Gül hocamız. Ona çok teşekkür ediyorum. Çok büyük saygı duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. AK Parti milletvekiliydi. Beraberce ilk bu fikri yıllar önce temizlik müdürlüğümüzde bir kampanyayla beraber başladık. O zaman lütfetti, geldi, nezaketi, zarafetiyle, bilgisi, becerisi, yetenekleri, dünyadaki olaylara bakışı çok farklı. Ve Profesör Aziz Gül hocamız diyor ki, ilimden gidilmeyen yolun sonu, bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyor ve de milletvekili olabilir. Bakıyorum, düşünüyorum. Bak bir modeldir bu. Niye hazırca milletvekili? Niye siz milletvekiliyseniz? Sistem. Siyasi partiler kanunu ve seçim sistemini değiştirmediğiniz süre içerisinde bilgili, becerikli, yetenekli insanların önü hep kesiliyor. Sistemin nasıl olması lazım biliyor musunuz? Sistemin Allah gani gani rahmet eylesin. İki tane Malatyalı'nın getirdiği gibi olması lazım. Sonra o sistemi geri al. İki tane Malatyalı. Bir tanesi nezaketiyle, zerafetiyle, devlet adamıyla, demokrasi anlayışıyla Profesör Erdal İnönü, diğeri de pratik çözümleriyle rahmetli Özal. İkisinin sistemi olması lazım. Bir şey söyleyeyim hocam. İkisinin sistemi, Allah rahmet eylesin, olmasaydı ben 30 yaşında milletvekili olamazdım. Çünkü şu anda lidere bağlı demokrasi var. Lider, her partide böyle bu. Liderlere yağ çekenler listenin başına geçiyor ve milletvekili oluyor. Biz liderlere yağ çekmeyiz. Hakka yağ çekeriz ve halka yağ çekeriz. Bu sistemi gerçekten kurmamız lazım. Bugün de bir şey söyleyeyim. İnşallah, bakın bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir noktadayız. Aziz, Profesör Aziz Akgül, Mustafa Sarık, bir resim mi? Bir tarafta Akgül var, bir tarafta Sarıgül var. El ele, kol kola, omuz omuz. Osman hocam sen de olaylar toparla. Hocam ben size bir şey söyleyeyim, bakın. Bu işi, bakın bir şey söyleyeyim. Siyasetin, ay Gülperi sen de burada, o da Gülperi, aa üç tane dünya yer. Bir şey söyleyeyim, bakın nasıl bir şey biliyor musun? Çünkü bak telefonları bir kapatın lütfen, ne olursunuz. Telefonları bir kapatın. Siyasi çalışmaların, mikrokredinin ve bütün dünyadaki siyasetin iki tane yanı var. Bir bilim yanı var, bir de halk yanı var. Bilim yanı hocalarımızla, halk yanında inşallah bizler. Efendim çok mutluyum ben, gerçekten çok mutluyum. Mikrokredi önemli bir düşünce. Yurttaşlarımızın ayaklarının üzerinde durabilmeleri için hiç kimseye muhtaç olmadan önemli bir fikri hocamız dünyadan aldı. Sevgili Gülperi ve arkadaşlarıyla birlikte Rotaryanlarla birlikte Şişli'ye taşıdı. Ben çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de şu anda Şişli'nin birçok noktasındaki hanımefendilere ulaşacağız. O hanımefendiler mikrokreditten yararlanacaklar ve inşallah da ayakları üzerinde duracaklar. Her şey, bütün olumsuzluklar yokluktan çıkar. Allah hiç kimseyi yoklukla terbiye etmesin. Ve Allah'ım herkesin mutfağını huzurlu, sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde kaynasın. Mutfak huzurluysa her şey huzurludur. Mutfakta bereket varsa her şey muhteşem bir noktadadır. Bir nokta çizdi hocam. Ben de hocamdan onu not aldım. Kopya çektim, her yerde anlatacağım. Patent hocama ait olmak üzere. Dedi ki hocam, israfa karşıyız. İsraf doğru bir şey değil dedi. Ama cimrilik değil dedi. Hayır, cimriliğe gerek yok. Harcayacaksın. Allah sana verir. Cimri olursan bir şey olmaz. Bakın hocam, hocamın söylediğine esinleniyorum. Şu avucumuzu şöyle bismillah deyip sıkalım, yoruluruz. Açalım, herkes faydalansın, en çok yine bize kadar. Bravo. Ama herkes faydalansın. Bravo. Tüm mesele bu. Bravo. O ne
nedenle çok ders aldım. İsrafı önemli fakat cimri olmuyor. Abi her şey var. Nasıl biliyorum? Hayat var. Veren el alan elden daha da üstündür. Veren el alan elden daha da üstündür. Vermemiz lazım. Verdikçe bereket artar. Mesela bizim de o noktada bir şeyimiz var biliyor musunuz? Selam verip selamları almaya geldik. Bereketli sofraları kurmaya geldik. Büyüklerimizin hayır duasını almaya geldik. Renkli halaylarda Türkiye Türkiye diye coşmaya geldik. Profesör Aziz Akgül hocamız da inşallah gönüllerde olmaya geldik. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.